Türkiye'de Isparta yakın olduğu için yağ amaçlı bir tek ben varım. Fakat ben de gücüm yetmezdi. Bırakırsam benden başka yapacak ne oğlan var ne de çırak yetişiyor. Gelmiyorlar çünkü sonu yok. Şimdiye kadar iki tane çırak yetiştirdim. Onlar da resmi yerlere girdiler, emekli oldular. Yani Türkiye'de son ustadan birisiniz. Hemen de. Yaşımız 70. O bakımdan yani son günler. Ve bunların işleri kalayı düzgün olmazsa da ki biz itina gösteriyoruz. Eğer kırmızı olursa gülüyor, asit olduğu için delme ihtimali çok kuvvetli. Bakırını alıyoruz, Maraş'tan getiriyoruz bunun bakırlarını. Sığma tezgahında yapıp kalaycıya verip kalayını yaptırıyoruz. Ve içini dışını suyla, deterjan suyuyla adam akıllı itinalı şekilde yıkıyoruz. Ve erkekli dişili olmak şartıyla ikisini beraber birleştiriyoruz. Lehim yapıyoruz. Şu ülüğü gelince de bütünen bunu bayanların yüzükleri gibi yapması çok zor bunu. Bunlardan yapıp koyuyoruz. Altını delip üstünde havşa yapıp düzgünleştiriyoruz sığımı dezgahında. Yani bir kumkumu aşağı yukarı 15 defa falan elden geçiyor. Yani eziyetli bir iş. Havayla, kompresörle tecrübe ediyoruz, delik olup olmadığını kontrol ediyoruz ve müşterimize o şekilde veriyoruz. Bunun ismi kumkuma, bu bakırdan yapılır, imal olunur. Isparta'ya gider gül yağı fabrikalarına. Gül yağı fabrikaları dış devletlere, Arabistan'a, Fransa'ya bu bakır kapların içerisini gönderirler. Ve oradaki parfüm mağazalarında her bir vatandaş 50 gram, 75 gram, 100 gram olaraktan alabilirler. Evet. Burada benden başka yapan yok. Yılda ne kadar peki yapıyorsunuz? Ortadan vallahi hiç belli olmuyor. Bu şeyden, hastalıktan dolayı bu sene yok denecek kadarlık az. Yani Arap ülkeleri kaç gramlı isterse, mesela 5 kiloluk yağ istedi mi, 50 gramlık ambalaj olsun derse, bize ona göre sipariş veriyorlar. 50 tane yapıver, 100 tane, 200 tane yapıver diyerekten söylüyorlar. Yok. Çırak da yetişmiyor. Çırak yetişmiyor. Çırağı bırak, kendi evlatlarımdaki öğretmedim bu mesleği. Çünkü sonu yok. Sonu yok. Sizden sonra da yapacak kimse? Yok. Yani kalıplar burada. Kalıplar burada.